Hamaney'in oğlunun yani Müşteba e, Hamaney'in önünün açıldığına dair ciddi e, bir yorum e, silsilesiyle de karşılaşıyoruz şu an medyada. Evet, Özellikle şimdi, uluslararası evet. medyada. Şimdi hani ilan tarihine baktığımızda Sayın Erder yani Hatemi'den bu yana aslında Hatemi'nin dönemindeki o reformist rüzgarın biraz reisinin yargının başına gelmesiyle sonra 2021'de Cumhurbaşkanı olmasıyla tekrar başa döndüğünü, o reformist etkilerin gittiğini, daha baskıcı politikaların gündeme geldiğini biliyoruz. Şimdi ama diğer aktörlere baktığımızda siyasette evet reisi hayatını kaybetmiş olabilir. Onun yerine gelmesi olası isimlere bakalım. Hamane'ye bakalım. İran için genel anlamda bu reformist politikalar anlamında böyle bir siyasete etkisi olur mu peki e, bu vefatın? Ee, İran'ın e, yani şu anki elitlerinde bir reformist etki yok. Onu belirtelim evet. öncelikle. Yani e, sizin de bahsettiğiniz üzere reformistler e, tasfiye edildiler. Neden? Çünkü e, özellikle Suriye savaşına karşı çıktılar. Hı hı. E, Mir Hüseyin Musevi'nin içeri alınmasının sebebi, ev hapsinin alınmasının sebebi Suriye'deki sivil kayıplarına İran'ın müdahil olması ve dolayısıyla buna e, karışılmaması gerektiğine dair bir söylemi vardı. Evet. Bunun için zaten kendisi içeri alındı. E, daha sonra işte dediğim gibi 2022'de reisinin eliyle e, 537 genç e, öldürüldü İran'da. Hem de evet. başlarından hedef alınarak vuruldular. Yani çok sert bir şekilde bastırıldı. Ee, oradaki e, seküler talepler e, işte başörtüsü yasağının zorla dayatılıyor olması orada. E, yani Tunus'taki ya da Türkiye'de 28 Şubat'takinin tersine bir baskı söz konusu e, İran'da. Dolayısıyla bu da büyük bir halk öfkesine yol açıyor. E, şimdi bu öfkeler çok şiddetli bir şekilde bastırıldı. Ve burada artık reformistlerin İran siyasetinde bir etkisin olmadığını görüyoruz reformistlerin e, saflarında yer alan insanların artık tamamen rejim dışına yani rejim karşıtlığına doğru e, evrildiğini görüyoruz yani hmm. burada artık kavga ve savaş e, maalesef yani İran halkı açısından söylüyorum daha e, sert ve kanlı bir şekilde geçiyor öyle evet. ki artık e, muhalifler e, İran milli takımının kazanmasıyla mesela sevinmiyorlar yani bu kadar bir kopuş yaşanıyor. Hı hı. As ee, evet bö böyle bir ortamdayız. Hı hı. Yani bunu sormamın nedeni de aynı hani şimdi bir suikast olasılığı üzerine konuşurken e, kimler olabilir, hangi gruplar olabilir ama anlattığınızda çok açık e, aslında bir mesaj veriyor. Şimdi peki yani, İran evet. e, buyurun eklemek istediğiniz bir şey yani varsa. Tabii şun, şunun için Şun için sözünüz kestim ama şunun için e, ikinci ihtimali daha yüksek görüyorum. Hı hı. Burada sonuçta bir bürokratik şey var, e, karar mekanizması var evet. ve bu helikopter dışarıdan bir unsurla vurulmamış, evet. bu helikopter böyle günlük güneşlik bir havada düz bir alanda giderken düşmemiş, gayet yani e, göz göre göre hani e, eskilerin tabiriyle göz göre göre ölüme gönderilmiş. Ben de şunu soruyorum. Buradan tekrar soruyorum. Sosyal medyada sordum. Bu uçuş iznini kim verdi? Hangi kurum verdi? Yani benim buradan gördüğümü sizin yani herhangi bir Google Earth'ten inip oraya bakabilirsiniz. Yani siz kendiniz bile yola çıkmazsınız yani. Hani hiç gitmediğinizde bakın görüntülerde görüyorsunuz ortamı. Peki uçuş yani iznini oraya kim hiç... verir normal prosedürler uygulandığında Cumhurbaşkanı'nın olduğu uçuş bir uçakta? Uçuş iznini devrim muhafızları veriyor. Evet. Devrim muhafızları da dediğim gibi o kanatlardan birisini destekliyor. O e, kendi aralarındaki kavgada Hı -hı. bir kanadı destekliyor. ve Dolayısıyla e, bu aslında çok açık ama dediğimiz gibi elimizde... Hangi kanat? Bir Peki belge... destekledikleri kanat hangi kanat? Şimdi genellikle e, devrim muhafızlarının Müşteba Hameney'i e, desteklediği... Müşteba Hameney'in bir derin devlet unsuru olarak yani herhangi bir resmi sıfatı olmamasına rağmen... Hı -hı. İran'da çok etkili olduğu zaten bilinen konuşulan bir konu devrim muhafızları bu sebeple Müştaba Hamene'yi bir kısmının da Hümeyni'nin oğlu olan zatı desteklediğini söyleyebiliriz. Evet, yani kamuoyunda biraz gizemli de bilinen biri İran kamuoyunda aslında diğer oğullarından da çokça etkili. Tabii bir yeri işaret etmiyoruz, olasılıkları konuşuyoruz. Bir de şunu söyleyelim şimdi bu baskıcı politikaları da konuştuk. Yani bu soruya girmeden önce şunu söyleyeceğim, evet bizim geleneğimizde ölenin arkasından konuşmak yoktur ama çok önemli bir siyasi figürden bahsediyoruz elbette Allah'tan rahmet dileyelim İran halkına da sabır dileyelim ama İran halkı şu an reisinin ölümünü bu yaşanan zor baskıcı dönemi de göz önüne alırsak, bizim televizyonlarda gördüğümüz meydanda dua eden bir İran halkın halkıydı. Peki görmediğimiz bir kısmı var mı Bülent Bey? Şimdi İran aslında hani bizim komşumuz ve gerçekten kültürel olarak da çok benzeştiğimiz hı hı. E, bir toplum. Dolayısıyla hani ben yine izleyenlerimizin daha net anlaması için örnek vereyim. Nasıl ki Türkiye halkı ya da Türk halkı Dediğimizde homojen bir yapı yoksa Türkiye'de nasıl birçok farklı siyasal, sosyal kesim ve kutuplaşmalar söz konusuyla İran'da da bu tarz bir kutuplaşma söz konusu ve çok daha keskin dediğim gibi bir kutuplaşma söz konusu. Yani Türkiye'de evet. mesela bir milli takım sevinci asla bir hani karşıtlık oluşturmaz ama mesela orada İran milli takımının kazanmasından sevinmeyen milyonlarca insan var hani kutlamalar yapıyorlar evet. İran milli takımı yenilince vesaire. Yani çok ciddi bir kopuş söz konusu. Şimdi dolayısıyla İran halkı dediğimizde aslında farklı e, İran kesimleri var. Yani orada üzülenler tabii ki muhafazakarlar. Yani sonuçta çok e, aşırı muhafazakar, e, baskıcı bir e, lider ve onu destekleyen, onun yandaşı olan insanlar da var tabii ki. Evet. Ama mesela havai havai fişek atan e, İranlılarla da. E, karşılaştık, gördük. Hani görüntüleri sosyal medyada mevcut. Dolayısıyla İran halkı diye tek bir halktan bahsedemeyiz. Onu belirtelim. Peki e Seçimdeki oranlar e, da düşük değil mi? Katılım oranları İran'da yanlış bilmiyorum Bülent Bey, tabii. çok düşük. Çok düşük. Şu, sebebi şu. 2009 dediğim gibi Hüseyin Musevi'nin katıldığı seçimlerle beraber daha sonra bir seçim daha yaşandı tabii yine muhaliflerin daha zorlu reformistlerin e, mahcup bir dille katılabildikleri. Ahmet Necati e, kazandı 2009 O, o sonrası, değil mi? sonrası sonrası evet. bir seçim daha oldu. hı. hı. Or, o, o seçimlerden sonra gittikçe muhafazakarlaşan bir siyaset sahnesi var İran'da. Yani muhalifler evet. reformist adı üstünde reformist diyoruz yani sadece rejimde reform yapılmasını istiyorlar. Hı hı. Ama rejim bu insanları da sistem dışına ittiği için rejim karşıtı hale getirdiği için. Dolayısıyla artık seçime katılım oranı da düşüyor haliyle. Şimdi burada şunu görmemiz gerekiyor: İran'da halk kendi taleplerini mecliste yani şura meclisi dediğimiz işte bizim millet meclisine denk gelen mecliste ifade edemiyor. Orada artık daha böyle sadece tek bir kanadın sesini duyuyor. İran milliyetçileri, Türkler, Azerbaycan Türkleri, Beluçlar, Kürtler, Sünniler, kendilerini ifade edemediklerini düşünüyorlar İran meclisinde ee, ve İran siyasetinde. Dolayısıyla bu da neye yol açıyor? Doğal olarak şiddetin rejim karşıtlığının daha da e, artmasına e, yol açıyor. Son.